Mizan'da mahşerde kurulacak olan en zor geçittir. İki köprü vardır, iki sırat vardır. Birinci sırattan geçenler geçecek. İmanlılar geçecek. Allah'ı bilenler, ibadet yapanlar sırattan geçebilecek. Sırat köprü demektir, yol demektir. Hani diyor ya, sırattan geçeceksin. Sırat köprüsü bazıları için böyle şimşek gibi geçilecek bir yerdir. Bazıları için ise bir engebedir. Binlerce yıl belki sürüne sürüne ancak geçmeye çalışacak. Zaman kavramı orada bugün gibi olmayacak. Çünkü zaman kavramı bugün bile dünyada aynı değildir. Kutuplar bölgesinde zaman kavramı farklıdır. Bugün burada zaman kavramı farklı. Kıyamette de mahşer yerinde zaman kavramı çok farklı olacak. Bazıları şimşek gibi sırat köprüsünü geçecek. Öyle diyor, herkes ameline göre geçecek. Göz açıp kapatıncaya kadar şimşek gibi böyle. Hatta ışık hızı deriz belki. Işık hızıyla geçecekler olacak. Var yok göremiyorsun bile. Geçti diğer tarafa. Kimisi şimşek gibi geçecek. Bir şöyle göz aydınlığı kadar şimşek bir an, 10 saniye sonra kayboluyor. Kimi rüzgar gibi geçecek. Kişiden kişiye, ameline göre sırat köprüsü. Kimisi yarış atı hızında geçecek. Anlatırken bunları sevgili peygamberimiz insanların anlayacağı dille anlatıyor. Işık hızı demez tabii peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Uhrevi bir dille konuşur. Der ki göz açıp kapatıncaya kadar. Yavaşa anlatırken adımları saydırmaz. Der ki yarış atı hızıyla der. Yarış atını biliyoruz çünkü ne kadar koştuğunu. Kimi deve hızıyla geçecek. Daha böyle tantanalı geçecek. Kimisi sağlam geçecek. Yani etkilenmeyecek sıratın etrafındaki şeylerden. Etkilenmeyecek. Kimi tırmalanacak. Nasıl, neyle tırmanacak? Sırat köprüsünün etrafında çengeller vardır. O çengeller onları içeri doğru çekecek. Sırat köprüsünün başından aşağıya doğru düşecekler. Çünkü sırat köprüsünden bahsederken Cisrun vudiya ala ka'ri cehennem diye ifade geçer kitaplarda. Cehennem köprüsü, cehennem üzerine kurulmuş bir köprüdür. Bir köprüdür sırat köprüsü. Peki ikinci köprü ne dedim, yani ikinci bir köprüden bahsettim. İkinci köprü dediğimiz ise şudur efendim. Sırat köprüsünü geçenler, ki biraz sonra sırat köprüsündeki noktaları sayacağım, istasyonları sayacağım biraz sonra. Onları geçti gitti ama kul hakkını yemişti. Dedikodu etti, haset etti, aleyhte konuştu, aleyhte kampanya kurdu, aleyhte troller estirdi mesela. Yani yeni dille söyleyelim. Algılar oluşturdu, orada bekleyecek. Namazı, ibadeti, orucu, haccı, zekatı onu ondan kurtarmayacak. Diyecekler ki gel bakalım sen falancanın aleyhinde, Ahmet'in aleyhinde, Mehmet'in aleyhinde, falancanın aleyhinde şu kadar bin yıl önce internetten bir iftira atmıştın veya bir yalan söylemiştin mesela. Falancanın annesine küfrettin, babasına küfrettin, ailesine küfrettin, ahlaksızlık yaptın, gel bakalım buraya. Kime yaptın? Falancaya. Filancayla karşılaştırılacak. Yüz yüze gelecekler. Karşı karşıya gelecekler. Konuşacaklar. Diyecek ki beni affet. Adam diyecek seni affetmiyorum ben. Bütün namazlarını ver bakayım bana. 30, 40, 50 sene boyunca alnı yerden değmemiş ama bir küfrün, bir hasedin, bir iftiranın karşılığında bütün o namazlarını bir anda terk edecek. Sıfır olacak, sıfır. Öteki gelecek diyecek ki bana tokat atmıştı. Ver bakayım bana oruçlarını, oruçlarını da o alacak, oruçları sıfırlanacak. Hiç oruç tutmamış sayılacak yani. Öteki gelecek diyecek ki benim hakkımı yemiştin sen. Benim hakkım olan bir şeyi gasp etmiştin der. Ver bakayım bana haccını. Haccını alacak ondan. İkinci sıratın başında. Sonra denecek ki adam namaz gitti, hac gitti. İyi şeyleri gitti. Sadaka vermişti fakirlere. Her gün sadaka dağıtıyordu ama aynı zamanda yanındaki işçiyi de dövüyordu, sövüyordu. İşçi diyecek hakkımı ver, ver sadakaları alacağım. Sonra denecek ki hadi yürü ikinci köprüden. İkinci köprüye geldiği anda cehennemin ta dibine doğru düşecek. Çünkü sıfırlanmıştı bütün iyilikleri, kötülüklerinden dolayı kötülük ağır bastığı için gidecektir. Onun için sırat köprüsü kıyametin, mahşerin en belirleyici duraklarından biridir. Hani terazi var,
Kevser var, terazi var, defterlerin dağıtılması var, mahşerde hesaba çekilme var. Tek tek kalkacaksınız, tek tek, tek tek. Hocam bana sıra gelecek mi? Gelecek sana da sıra. Hocaya da gelecek, hacıya da gelecek. Hacı hocaya düşman olana da gelecek sıra. Herkese gelecek sıra. Diyecekler ki, ey filanca oğlu filanca kalk. Kalkacaksın. İsim. Hocam bu biter mi ya? Bitmez, hani dünyadaki ölçeğine göre bitmez tabii ki. 1000 yıl, 100 bin yıl belki bekletilecek olan vardır. 1 dakikada işi bitecek olan vardır. Nasıl güneş bir anda doğuyor, her tarafı aydınlatıyorsa hesap bir anda böyle görünür. Herkese güneşin değdiği gibi herkese hesapta bir anda vurulabilir. Değil mi? Güneş doğunca herkesi aydınlatıyor. Her köşeyi bucağı aydınlatıyor. Mizanda, terazide, hesapta da öyle olacak. Bu konu önemli. Önemli, bu konu önemli. Biraz sonra devam edeceğim ve şefaat paylaşacağım. Efendim, Sırat Köprüsü'nde girmeden önce kıyamette herkes mutlaka 4 soruyla muhatap olacak. Mutlaka. Her birinize 4 soru sorulacaktır. Soru sorulduktan sonra mahşere doğru müsaade edilecek. Hani bir toplantı yerine giderken ön bir güvenlik soruşması olur ya, sizin sicilinize bakarlar ya, orada sicille bakılacak. 4 soruyla bakılacak. Birinci soru şudur. Ömrünü nasıl geçirdin? Yani ömrünü neyle geçirdin? Boş boşuna mı geçirdin? İnandın mı? Yoksa kafana göre mi hareket ettin? Ömrün neyle geçti? İyilikle mi geçti, şerle mi geçti? Nefsini ilahlaştırdın mı? Düşünceni tanrılaştırdın mı? Yoksa Allah'ın büyüklüğünü kabul edip ona göre iyi, temiz bir insan olmaya mı çalıştın? Ömrünü nasıl geçirdin? 2. Bildiğin ilimle nasıl amel ettin? Bildiğin ilmi, yani inandığın şeyi yaşadın mı, yaşamadın mı? İnsanlara söyledin, dürüst ol dedin ama sen dürüst olmadın mı? İnsanlara sağlam ol dedin ama sen çürük mü oldun? İlminle amel ettin mi, etmedin mi? Çok önemli 3. bir soru. Malını nerede, nasıl kazandın ve nereye harcadın? Malını nereden kazandın? Çok kazanabilirsin. Katrilyonlar kazanır. Hiç kimsenin umurunda değil ve hiç kimsenin de sorma hakkı yoktur. Ama önemli olan nereden kazandın? Haramla mı kazandın, helalle mi kazandın? Allah bazı insanlara daha çok önünü açar, bazı insanları da hesaba çeker. Ama Allah kula çalışma der, çalışma demez, çalış, daha çok, daha çok, daha çok kazan. Çünkü veren el alan elden daha hayırlı olabilir. Daha üstündür demiyorum, daha hayırlı. Çünkü iş yapıyor neticede, yardım ediyor garibana. Malını nereden kazandın, nereye harcadın? Süfyan-ı Sevri'ye sorulan bir soru aklıma geldi, onu söyleyeyim. Adamlardan biri Süfyan-ı Sevri'ye geldi ve dedi ki, büyük Allah dostu Süfyan-ı Sevri'ye, ey üstad dedi, namazdayken birinci safta oturmanın bereketinden bahseder misin? Namazdayken birinci safta olmanın faziletinden bahseder misin? Süfyan-ı Sevri döndü ve şöyle cevap verdi. Sen dedi, sofrana ekmeği nereden getiriyorsun? Nereden kazanıyorsun? Nereden para kazanıyorsun? Eğer helalden kazanıyorsan istediğin safta ol, kıymeti yok. İstersen son safta, istersen ilk safta ol, kıymeti yok. Önemli olan helal kazanmandır. Ama haram kazanıyorsan istersen imamın arkasında dur, namazından fayda sağlamayacaksın. Malını nereden kazandın, nereden harcadın? 4. bedenini nerede yordun, nasıl yordun? Kimler o gün Sırat'ın çengellerine takılacak? Bazıları takılacak, bazıları hızlı geçecek. Kelepçelere asılanlar, Sırat'ın etrafındaki kelepçelere takılıp kalanlar kul hakkı yiyenlerdir. Zulmedenlerdir. İnsanların ellerindekini insanlardan zorla alandır. Onlar mutlaka oraya takılacaklardır. Sırat Köprüsü'nün üzerinde ümmet Hazreti Muhammed'i çağıracak. Peygamber'e sesleneceklerdir. Bu nasıl olacak? İnsanlar Sırat, Müslümanları kastediyorum. Sırat Köprüsü'nden geçmeye başlayacaklar. Yürüyecekler ama içlerinden düşenler, sakatlar düşmeye başlayacak. Günahları olanlar, başkalarının hakkına, hukukuna tecavüz edenler, ibadetsiz olanlar ama günahları da hoyratça işleyenler yavaş yavaş sapır sapır dökülmeye başlayacaklar. Binlerce, 10 binlerce, 100 binlerce, milyonlarca insan aşağı doğru düşecek belki. Onlar hep